Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Cem Çuhadar. Bugün sizlere if ve wish clause konusunun özet anlatımını yapıp peşinden 40 tane soru çözeceğim. Yavaş yavaş konu anlatımına başlayalım. Evet, if clause'da 4 tane tip var. If clause ne demek? Şart cümlecikleri eğer olması durumunda gibi çevrilebilir. Şimdi if clause tip 0'da if'ten sonra geniş zaman, ikinci tarafa yine geniş zaman getiriyoruz. Yani her iki tarafta geniş zaman olacak. Tip 0'da biz bilimsel gerçeklikleri ve genel durumları anlatırken kullanıyoruz. Örneğin if you heat the water, eğer suyu ısıtırsan it boils, ne yapar? Kaynar. Bu nasıl bir durum? Bilimsel gerçeklik. If you press this button, eğer bu tuşa basarsan you see the last number you have dialed, tuşladığın son numarayı görürsün. If you heat the ice, eğer buzu ısıtırsan it melts, ne olur? Erir. Yani bilimsel gerçeklikleri anlatmak için if clause tip 0 bilimsel gerçeklikler ve genel durumlarda kullanılıyor. Her iki tarafında da geniş zaman var. Geçelim tip 1'e. Arkadaşlar tip 1, şimdi ya da gelecek zamanda gerçekleşmesi mümkün olan olayları anlatıyor. Yani daha çok gelecek zamandan bahsediyoruz. If'ten sonra present tense'ler. Bu present tense'ler present simple yani geniş zaman olabilir. Present continuous yani emizar verb ing olabilir. Present perfect, have as verb 3 olabilir. If'ten sonra can getirebilirsiniz. Must, have to, be to ya da should gibi modalları getirebilirsiniz. İkinci tarafa ise present tüm modallar gelebilir. Yani will, shall, be going to, may, might, could. Bakın bu could olasılık belirtiyorsa present'tır, beceri belirtiyorsa past'tır. Mesela bu akşam yağmur yağabilir dersem could kullanabilirdim. Fakat 6 yaşındayken okuyup yazabiliyordu. Yani geçmişe dönük bir beceriden bahsediliyorsa could o zaman past'tır. Can olasılık belirtebilir. Must ve have to zorunluluk belirtiyor. Ya da emir cümleleri olabilir. Eğer bana ihtiyaç duyarsan if you need me please call me gibi beni ara. Should, had better, ought to gibi tavsiye belirten modullarda kullanabilir. Yani if'ten sonra present bir tense, ikinci tarafa ise present modullar kullanacağız. Örneklere geçecek olursak, if I have some free time tomorrow, eğer yarın biraz boş zamanım olursa, I will visit my grandma, büyükannemi ziyaret edeceğim. Yani gelecekle ilgili gerçekleşmesi mümkün olabilecek olayları anlatıyoruz. If the teacher wants to speak to me, eğer öğretmen benimle konuşmak isterse, I will be studying in the library, kütüphanede çalışıyor olacağım. Arkadaşlar bir de bu if tiplerinin tip 0 dışında devrik versiyonları var. Mesela if you study hard, eğer sıkı çalışırsan you can pass the exam, sınavı geçebilirsin. Fakat if'siz kullanımda da tip 1'de should'la yapabilirsiniz. Should you study hard, you can pass the exam. Burada you değil de he öznesi olsaydı normalde he'den sonra studies yapacaktık ama should kullandığımız zaman should he study hard diye devam edecek. Yani s takısını koymayacağız. O zaman kısaca özetleyecek olursak if clause tip 1 gelecekten bahsediyor. If'ten sonra present herhangi bir tense, ikinci tarafa present modullar. Eğer devrik yapacaksak should'u başa getiriyoruz. Aynı if gibi kullanıyoruz. Evet, tip 2'de arkadaşlar anlam olarak tip 2 geniş zamandır ya da şimdiki zamandır. Past yapılar geçmesine rağmen fantastik durumları, hayali durumları anlatmak için kullanılır. If'ten sonra verb 2 yani past simple, peşinden ya da if'in peşinden past continuous yani was, were, were ing, could verb 1 ama ability anlamındaysa yani yetenek anlamındaysa had to, was to, were to gibi yapılar kullanabilir. Ama en popüler kullanımı if'ten sonra verb 2, diğer tarafa would, could, might verb 1 gibi modallar ya da would be verb ing, might be verb ing, could be verb ing gibi kullanılabilir. Evet. Şimdiki zamanda gerçek olmayan durumları anlatırken if clause tip 2 kullanıyoruz. If I were you, bakın tip 2'de bütün özneler için, normalde I was oluyor ama ya da he was, she was, bütün özneler için were'ü kullanabiliriz. If I were you, senin yerinde olsam I would give up smoking, sigara içmeyi bırakırım. Benim yerimde olamayacağı için fantastik bir konuşma yapıyor. If he gave up his job, eğer işini bırakırsa he would regret, pişman olur. Buradan ne sonuç çıkıyor? İşini bırakmamış, pişman da değil ama bırakırsa pişman olur diye bir yapımız. If Ahmet were 2 years older, ah diyor Ahmet 2 yaş daha büyük olsaydı he could get a driver's license, yani ehliyetini alabilirdi ama 2 yaş büyük olmadığı için ehliyetini de alamıyor. Evet, kısaca toparlayacak olursak if clause tip 2 şimdiki zaman veya geniş zaman, fantastik yani gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları anlatmak için kullanılıyor. If'ten sonra verb 2, ikinci tarafta would, could, verb 1 popüler kullanım. Evet, gelelim örneklere. Tip 3'te tip 2'nin devriğinde. If you studied hard, you would pass the exam. Eğer sıkı çalışsan sınavı geçersin. Burada ise tip 2'de were'le yapıyoruz. Bütün özneler için were. Were you to study hard? Sıkı çalışsaydı you would pass the exam, sınavı geçerdin. Gelelim tip 3'e. Tip 3 past anlamda bir kere. Geçmiş zamanda gerçekleşmemiş eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. If'ten sonra headverb 3 yani past perfect kullanıyoruz. Ya da past perfect continuous ya da İşte could have verb 3 kullanıyoruz. İkinci tarafta would have verb 3, may have verb 3, might have verb 3, have verb 3'lü modalların tamamını kullanabiliriz. Bakalım örneklere. Geçmiş zamanda gerçekleşmemiş eylemlerden bahsederken kullanıyorduk tip 3'ü. If John had drunk coffee last night, he could have slept. Eğer John geçen gece kahve içmiş olsaydı uyuyabilirdi. Ne sonuç çıkıyor? İçmediği için uyuyamadı. If you had invited me to the party, eğer beni partiye davet etseydin, I would have come, gelebilirdim ama gelecektim ya da davet etmediğin için gelmedim. I would have taken a map with me if you had told me that you didn't know the area. Yani bölgeyi bilmediğini bana söylemiş olsaydın, yanımda bir harita alırdım. Yani söylemediğin için de almadım anlamında. Evet, bunun if clause tip 3'ün devrini yaparken arkadaşlar, if you had studied hard, eğer sıkı çalışsaydın, you would have passed the exam, sınavı geçerdin. Buradan ne sonuç çıkıyor? Çalışmadığın için geçemedin. Bunun devrini yaparken ise had'i başa alıyoruz. Yani had you studied hard, you would have passed the exam. Peki if grubunda if anlamına gelen ya da if'in grubunda olan diğer bağlaçlara bakalım. If eğer, şayet durumunda, only if ancak durumunda, provided that veya providing that, bu da the takdirde, if ile aynı, as long as, on condition that, supposing that. Bakın arkadaşlar, burada only if dışında if, provided, providing that, as long as, so long as, on condition that, supposing, supposing that hepsi if anlamında. In case ise diye mesih ihtimaline karşın. In the event that yine in case ile aynı anlamda, mesiması durumunda. Whether or not, olsa da olmasa da. Even if, sa bile, yani yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile biz ayrılamayız derken. Unless da çok popüler. If'in negatifi medikçe madıkça anlamında. Evet arkadaşlar, bir de bunlarla ilgili cümlelere bakalım. If, only if, provided that, providing that, on condition that, as long as, eğer, şartıyla, koşuluyla anlamına geliyor. Aynı anlamı taşıdıkları için birbirleri yerine kullanabilirler. You can take the car. Arabamı alabilirsin. If, only if, provided that, providing that, on condition that, as long as you promise to drive slowly and carefully. Yani dikkatli ve yavaş süreceğine söz verdiğin takdirde, söz vermen koşuluyla arabamı alabilirsin. Burada buradaki tüm bağlaçlar aynı anlamı veriyor. Your sister can come to the concert with us. Kız kardeşin bizimle konsere gelebilir. If, only if, provided that, providing that, on condition that, as long as she keeps quiet. Yani sessiz durması koşuluyla, yani uslu durması koşuluyla konsere kız kardeşin bizimle gelebilir. Negatif bağlaçlar arkadaşlar cümle başına geldiği zaman cümleleri devrik yaparlar. If grubunda da only if var. Ancak olması şartıyla anlamında. We can save our planet. Gezegenimizi koruyabiliriz. Only if we start taking the necessary precautions now. Yani şimdi gerekli önlemleri almaya başlarsak ancak gezegenimizi koruyabiliriz. Eğer only if'i başa alırsak bakın arkadaşlar ikinci tarafı yani we can değil de can we save? Buna çok dikkat edelim. Çünkü testte only if'i cümle başına only if'in olduğu yer boş bırakılır. Siz de oraya if anlamına gelen diğer bağlaçlar konulur. Eğer ikinci tarafta devrik bir yapı varsa o zaman anlayalım ki only if. Only if we start taking the necessary precautions now. Eğer şimdi gerekli önlemleri almaya başlarsak ya da ancak şimdi gerekli önlemleri almaya başlarsak gezegenimizi koruyabiliriz. Evet, yalnız if'in negatifi dedik. Eğer olmazsa, olmadıkça anlamına geliyor. The theater will close. Tiyatro ne yapacak? Kapanacak. Ne olmazsa unless a sponsor is found. Yani bir sponsor bulunmazsa ne olacak? Tiyatro kapanacak. Unless'ın ikinci tarafında. İkinci tarafı derken aşağıdaki cümleden göstereyim. Unless you tell me the truth. Eğer bana doğruyu söylemezsen I won't let you go. Senin gitmene izin vermeyeceğim. Yani unless'ın ikinci tarafı mutlaka anlam veya gramer olarak negatiflik içermeli. Evet, in case, in the event that bunlar da arkadaşlar olursa diye olması durumunda anlamlarında kullanılıyor. Please stay in the office in case somebody calls while I'm out. Yani ben dışarıdayken birinin arama ihtimaline karşın lütfen ofiste kal. Yani ben dışarıdayken biri araması durumunda lütfen ofiste kal. You should take a dictionary with you. Yanına bir sözlük almalısın. In case you need to look up the meaning of a word. Yani bir kelimenin anlamına bakma ihtiyacı duyma ihtimaline karşın ya da duyarsın diye yanına bir sözlük almalısın. I will be at my sister's house in the event that you need to reach me. Bana ulaşmaya ihtiyaç duyma ihtimaline karşın ben kız kardeşimin evinde olacağım. Evet, even if'te yine bir zıtlık belirtiyor. Sabile anlamında. Bütün if kuralları, if'in tipleriyle kullanılabilir. We will have a picnic even if it rains. Yani yağmur yağsa bile ne yapacağız? Pikniğe gideceğiz. She can't pass even if she gets 80 in the final exam. Yani final sınavından 80 alsa bile geçemez. Evet. Suppose, supposing, varsayalım ki, diyelim ki anlamında hani eskiden varsayalım ıssız bir adaya düştün. Götüreceğin 3 şey ne olurdu? Burada da genellikle tip 2 ile kullanıyoruz. Çünkü hayali bir konuşma yapıyoruz. Suppose, supposing he asked you to marry him. Yani varsayalım ki, diyelim ki sana evlenme teklif etti. What would you do? Ne yapardın? Suppose or supposing you were rich. Varsayalım ki zenginsin. What would you do? Ne yapardın? Evet. Whether or not. olsa da olmasa da anlamına geliyor. I'm going to buy this dress. Bu elbiseyi alacağım. Whether it is cheap or not. Yani ucuz ya da pahalı, ucuz olsa da olmasa da bu elbiseyi alacağım kararlı arkadaşımız. Evet. In case of, in the event of. Yukarıdaki in the event that ve in case'den ne farkı var? İngilizce'de preposition'ı olan bağlaçlardan sonra cümle değil de isim geliyor. Yani in case of'tan sonra cümle değil isim getireceğim ya da in the event of'tan sonra da. Mesela in case of fire, yangın durumunda break the glass, yani ne yap? Camı kır. Dial 112, 112'yi ara. Ne zaman arayayım? In case of an emergency, acil bir durumda 112'yi ara. He left a letter for me to read. Okumam için bana bir mektup bıraktı. Ne olması durumunda? In the event of his death. Yani ölmesi durumunda okumam için bana bir mektup bıraktı. Evet arkadaşlar. Otherwise or else. Bunlar tabi aksi takdirde anlamında. Cümleye tabi otherwise or else de başlayamıyoruz. Ya da if not, if so, bunlar hep aynı anlamda. Bunlar otherwise or else. Hani bu zamana kadar diyorduk ki işte ondan sonra will would gelmez. Bundan sonra will would gelmez. Şundan sonra will would gelmez. İyi de bu zavallı will would bir şeyden sonra gelsin. Yani otherwise or else. Aksi takdirde şöyle şöyle olacak, olabilir. Yani otherwise or else'ten sonra genellikle bir modal kullanıyoruz. Evet, bakalım otherwise örneklerine. We have to leave now. Şu anda ayrılmak zorundayız. Otherwise or else we will miss the bus. Aksi takdirde otobüsü kaçıracağız. Bakın otherwise noktalı virgüllerin arasına girdi ve peşinden will geldi. We were delayed at the airport. Havaalanında geciktik. Or else or otherwise, aksi takdirde we would have arrived in London 2 hours ago. 2 saat önce Londra'ya varacaktık. Yani Londra'ya 2 saat geç kalmışlar. Niye? Havaalanında gecikmiş. Aksi takdirde daha erken varacaklarmış. You should study regularly. Düzgün bir şekilde, tertipli bir şekilde çalışmalısın. If not, eğer öyle olmazsa otherwise or else you will fail. Yani kalacaksın. If so, yine eğer öyleyse anlamında kullanılıyor. They say there is a meeting on Saturday. Cumartesi günü bir toplantı olduğunu söylüyorlar. If so, eğer öyleyse, yani toplantı varsa, I can't come to the mountains with you at the weekend. Hafta sonu seninle dağlara kendimi atamam. Evet arkadaşlar, bu if clause'un bir de mix tipi var. Mix tip derken kafanız çok karışmasın. Genelde en popülerini koydum buraya. If'in ilk tarafına headverb 3 koyuyoruz. Yani tip 3 koyuyoruz. İkinci tarafına ise tip 2 koyuyoruz. Burada şöyle bakın. İlk tarafı past anlamda olacak. İkinci tarafı present anlamda olacak. Bunu genelde size ipucunu verirler. Mesela if the patient hadn't undergone an emergency operation. Eğer hasta acil bir ameliyat olmasaydı, ki eskiden olmuş, he wouldn't be alive now. Şu anda hayatta olmazdı. Peki arkadaşımızın bu hasta ameliyat olması daha önce, şu anda hayatta olması ise şimdi. Yani ilk tarafta past bir durum anlatılıyor, ikinci tarafta present bir durum anlatılıyor. Şimdi bunu tabi sınavda mutlaka böyle nav verdi. Nav'ı görünce diyeceksiniz ki bu tip 2. Yani tip 2 ise ikinci tarafa would, could, verb 1 koyalım. İlk tarafı da anlama uygun, bir zamanda uygun bir yapı getireceğiz. If I had learned English when I was in school. Okuldayken eğer İngilizce öğrenseydim, I couldn't be in this class now. Şimdi bu sınıfta olmazdım. Arkadaşımız İngilizceyi okulda öğrenmemiş, sonra bir İngilizce kursuna gitmiş ve o başlangıç düzeyinde çıkmış ve diyor ki, sitem ediyor kendi kendine, eğer okuldayken İngilizceyi öğrenmiş olsaydım, I couldn't be in this class now. Evet. If I had won the lottery last week, geçen hafta piyangoyu kazansaydım, I would be a rich man now. Bakın en güzel tip 3, tip 2 örneği burada. İlk taraf için last week koymuşlar. Last week diye bir zaman bağlacımız var. Last week ne? Past anlamda. Past anlamdaki if clause tipi hangisi? Tip 3. Tip 3'te ilk tarafa ne geliyor? Head verb 3. Peki ikinci tarafa bakalım. Now var. Now'ı görünce diyeceğiz ki bu present anlamda. Present anlamdaki if clause hangisi? Tip 2. Tip 2'de nasıl kullanım var? If'ten sonra verb 2, ikinci tarafa ise would, could, verb 1. Yani geçen hafta piyangoyu kazansaydım şimdi zengin bir adamdım. Ama kazanamadığım için zengin bir adam değilim. Çalışmaya devam. If she hadn't spent all her money on clothes. Bütün parasını kıyafetlere harcamasaydı bu akşam bizimle restoranta gelebilirdi. Bu kız çocuğu ne yapmış? Bütün parayı gitmiş kıyafetlere vermiş. Restoranta şimdi gitmesi için parası yok. Evet arkadaşlar, bu kadar anlattım. Diyelim ki aklınızda kalmadı. Aslında if grubu soruların %70'ini bu vereceğim 3 altın kuralla çözebilirsiniz. Birincisi, hani zaman bağlaçlarından sonra hemen sonra tabii will, would, be going to, used to gelmiyordu. If'te de gelmiyor. Yani if'ten sonra will, would, be, going to, used to kullanamıyorsunuz. Fakat noun clause'la karıştırmayın. Noun clause'larda if'ten sonra will gelebilir. If clause'da, yani eğer şart cümleciklerinde if'ten sonra bu dediğim yapılar gelemiyor. İkinci mutlaka uymamız gereken kural, if clause'da mutlaka tense uyum olacak. Yani ilk taraf present'sa ikinci taraf da present olacak. İlk taraf past'sa ikinci taraf da past olacak. Üçüncü kuralımız ise sadece tip 0'da her iki tarafta geniş zaman geniş zaman oluyordu. Diğer if clause tiplerinde artık tip 1 ise işte ikinci tarafa will, shall, may, might, could, can getirilebilir. Tip 2 ise would verb 1, might verb 1, could verb 1 getirilebilir. Tip 3 ise would have verb 3, might have verb 3, should have verb 3, could have verb 3 getirilebilir ama mutlaka tip 0 dışında mutlaka ikinci tarafa modal getirmek zorundayız. Evet. Artık test çözmeye başlayabiliriz. Evet, şimdi birinci sorudan başlıyorum. Birinci soruda arkadaşlar 3 tane kuralımız vardı. 1. If'ten sonra will, would gelmez. C şıkkında if'ten sonra will, would gelmiş. Bunu attım. Peki ne dedim başka? Zaman uyumu olması gerekir. A şıkkına bakıyorum. İlk taraf has, ikinci taraf would. Bakın would'lar past anlamda. A şıkkında zaman uyumu yok. B şıkkında ilk tarafta had verb 3 var. İkinci tarafta could have verb 3 var. Zaman uyumu var. Bu dursun. D şıkkında ilk taraf için listens demiş present. İkinci tarafa da would avoid. Would past'ı. İlk taraf present, ikinci taraf past. D şıkkı olmadı. E şıkkında hem zaman uyumu yok. İlk tarafa present bir tense koymuş. İkinci tarafa da past tense koymuş. E şıkkında 2 tane kusur var. Hem zaman uyumu yok hem ikinci tarafta modal yok. O zaman birinci sorunun cevabı burası olacak. İkinci soruda if'ten sonra will, would gelmez. O zaman Bursa ve Denizli şıklarını okumuyoruz. Bursa ve Denizli'yi attık. Geriye ne kaldı? Ankara'ya bakalım. A şıkkının ilk tarafında has var. İkinci tarafında would have verb 3 var. Zaman uyumu yok. E şıkkının ilk tarafında have verb 3 var. Present. İkinci tarafında would have verb 3 var. Zaman uyumu yok. O zaman Ceyhan. Tip 2. Evet arkadaşlar, wish clause'u anlatmadım çünkü testin içinde öğreteceğim. Çok basit bir kural söylüyorum. Dikkatle dinleyin. Wish clause'da present tense kullanılmaz. O zaman B, C, can teach, E, teach. Present olduğu için gitti. Bakın ne dedim? Wish clause'da present tense kullanılmaz. İkinci kural, özneler aynıysa. Bakın I, wish, I. 2 tane I var. Özneler aynıysa da would kullanılmaz. Denizli'yi de attı. Ankara kaldı. Evet. Dördüncü soruda arkadaşlar karşımda bağlaç sorusu var. If clause'ların bağlaçlarından. Şimdi önce ne yapıyorum? Boşluktan sonra bakıyorum cümle mi gelmiş, isim mi gelmiş? Countries intensify their efforts. Intensify yani güçlendirmek. Burada bir cümle var. Cümle varsa isim isteyen, isim istediğini nereden biliyorum? Preposition olan bağlaçlar isim istiyordu. Burada but for'u eliyorum. Niye? İsim istiyor. If, provided, bunlar aynı anlamda. If only de arkadaşlar which demek. Which demekse eğer which clause'da present tense kullanılmıyordu. Bakın burada countries intensify demiş. Yani if only'yi which gibi düşünüyoruz. Which clause'da present tense kullanılmadığı için onu da attık. Geriye unless kaldı. Beşinci soruda birinci satırın ortalarında if'i görüyorum. Diyorum ki if'ten sonra will, would gelmez. C şıkkını okumuyorum. Sonra en önemli şey ne? Ten suyumu sen, bizim canımız. A şıkkının ilk tarafında was, ikinci tarafında have risen. Zaman uyumu yok. Hatta şöyle bir göz atarsam ikinci tarafında model olan tek E şıkkı var. Ne dedik? If clause'da ikinci tarafta tip 0 dışında model olacak. Burada bir tek E şıkkında var. Altıncı soruda boşluğun tam altında unless var. Evet, unless ne işe yarayacak? Dedik ki unless'da if grubu peşinden will, would, used to falan gelmeyecek. Bakalım şimdi E şıkkında mesela unless'tan sonra will gelmiş oldu. Olmadı. C şıkkına bakıyorum. Had faced ve are making, yani had faced past perfect, yani past, are making present, zaman uyumu yok. A şıkkında bir tarafta would bir tarafta have var. Yine zaman uyumu yok. Evet, B ve D şıklarına kaldık. B şıkkı tip 1, gelecekten bahsediyor. D şıkkı ise bakın if'ten sonra ya da işte unless'tan sonra had verb 3, ikinci tarafa could have verb 3 gelmiş. Past bir olayı anlatıyor. Dünya diyor flood katastrof, yani bir sel felaketiyle face yapacak, yani karşı karşıya kalacak. Neden dolayı? Isınmadan dolayı. Eğer diyor insanoğlu yaşam tarzında radikal, yani kökten bir değişiklik yapmazsa. Bu olmuş mu, olacak mı? Olacak. O zaman gelecekten bahsediyor. Gelecekten bahsettiği için de bursa olacak. Evet arkadaşlar. 7. soruda if birinci satırın sonunda. If'ten sonra will would kullanmıyordum. A şıkkında would collaborate var. A şıkkı gitti. D şıkkında da yine dikkat ederseniz would have verb 3 var. Bu da gitti. Sonra zaman uyumu yapıyorum. B şıkkında orada 7 gibi çıkmış da orada arkadaşlar tire olacak. Bu tip 3'e uyuyor. Yani if'ten sonra had verb 3 getirmişiz. Diğer tarafa Adolf Hitler'de yaşamadığına göre yaptığı şeyler past anlamda olur. Bu olabilir. C şıkkı mix tip gibi görünüyor. E şıkkında ise zaman uyumu yok. Bir taraf hasn't, bir taraf had. Dolayısıyla Adolf Hitler artık past olaylar. Adolf Hitler pastlar öldüğü için tip 3 o zaman gerekiyor. Bursa olacak. Evet arkadaşlar, which clause sorularını çok seveceksiniz. Which clause'da present tense kullanılmaz. A şıkkını attım. Peki özneler aynı olduğu zaman would kullanılmaz. O zaman B ile E gider. Evet. Diyeceksiniz ki hocam 2 tane şık kaldı. Eğer pişmanlık varsa had verb 3, istek varsa verb 2. Neymiş? Pişmanlık varsa had verb 3, istek varsa verb 2. When I see so many people asking me for some money, yani benden bu kadar çok para isteyen insan gördüğüm zaman keşke yılbaşı biletini kazansaydım Kazanamamış. O zaman ne olur arkadaşlar? Yani kazanamamış, kazansam mı? Şimdi burada bir kere cümlemiz when I see falan dediğine göre istek var. Keşke kazansam. O zaman doğru cevap Denizli olacak. Evet. 9. soruda arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci tarafta to what they are saying diyor. Yani ikinci tarafta model yok. Model yoksa eğer o zaman bu bir if grubu değil. Yani şıklardan if'lerden bir tanesi değil. Ama if only wish demek. Wish clause da tek cümle olur. Bakın if only wish demek tek cümle olur. Burada zaten tek cümle var. O virgülden sonra bakın. Keşke parents really listen to their children to what they are saying. Yani keşke anne babalar çocuklarının ne söylediğini gerçekten dinlese. O yüzden de A şıkkı doğru cevap olacak. Burada if ile provided zaten birbirini götürüyor. Yalnız ikinci tarafa model istiyordu. Negatiflik istiyordu. Even if de bir nevi zıtlıktı. Doğru cevabımız Ankara. 10. soruda arkadaşlar ikinci satırın ortasında if'imiz var. Evet. If'ten sonra will would gelmez kuralından Bursa'daki would have verb 3'ü, Edirne'deki would melt'i eliyorum. Sonra ne yapıyoruz? Ten suyumuz sen bizim canımız. A şıkkının bir tarafı will have verb 3, bir tarafı had verb 3. Burada da zaman uyumu yok. C şıkkında bakın if'ten sonra should have verb 3 getirilmiş. İkinci tarafta past continuous. İkinci tarafta mutlaka model olması gerekiyor. C şıkkı da bu sebepten gider. Doğru cevap Denizli olur. Tip 2. 11. soruda arkadaşlar if'ten sonra will would gelmez, Denizli gider. Peki burada şimdi başka bir ipucu arıyorum. En sonda start'ı buldum. Start burada present. Present ise past olanlar gitsin. Mesela Edirne gitsin. Ceyhan'daki was gitsin. Bursa'ya past gitsin. O zaman Ankara. Evet, 12. soruda bakalım if'ten sonra C şıkkında if'ten sonra will would gelmez, C'ye gider. Diğer şıklara bakarsanız arkadaşlar ikinci tarafında model olan tek şık kaldı. O da Edirne. A'da bakın zaman uyumu yok. Model yok. B'de zaman uyumu yok. Model var ama zaman uyumu yok. D şıkkında ikinci tarafta became model yok. Bakın model ikinci tarafta mutlaka olacak. Ha, ilk tarafta da olabilir ama ikinci tarafta mutlaka model olabilir. O olması gerekiyor. Evet, 13. soruya geçtiğimizde yine if var burada. A şıkkında bir tarafta were, bir tarafta will, zaman uyumu yok. B şıkkında have spent, present, was, past, zaman uyumu yok. C şıkkında ilk taraf have spent, ikinci taraf would, zaman uyumu yok. E şıkkında ilk tarafta had verb 3, past perfect continuous, ikinci tarafta will. O zaman doğru cevap Denizli. Bakın burada tip 2, tip 3 yapmış. Çok fazla kullanılmayan bir yapı ama yine testte mix tip midir, nedir dikkat etmeden, önemsemeden soruyu birkaç basit kuralla yapabiliriz. 14. soruda arkadaşlar cümle tek cümle ise, virgül falan yoksa, tek bir cümle ise o zaman doğru cevabımız if only oluyor. Niye if only oluyor? Çünkü if only wish demek. Bakın bir de if'lerden sonra will would gelmiyordu. A mesela hemen burada people would demiş. Yani A olmaz, C olmaz, E olmaz. In case zaten ır diye demek. Bundan sonra da would gelmez. If only yani keşke people would put aside their prejudice, yani keşke insanlar ön yargılarını bir yere bıraksa ve birlikte çalışsa. Evet, neymiş? Tek cümle varsa cevap if only. Yani wish anlamında. 15. soruda yine wish var. Ne kadar güzel. Kural ne? Wish clause'da present tense kullanılmaz. Ankara ve Ceyhan şıkları bu kuraldan gitti. Özneler aynı olduğu zaman would'lar kullanılmaz. Bakın özneler I wished I. O zaman B ve E şıklarını da atıyorum. Ne kadar güzel. Denizli'yi işaretliyorum. Hocam her zaman böyle mi oluyor diye bana çok soru geliyor. Tabii ki yani kural kuraldır. Evet, 16. soruda arkadaşlar yine if var. If'ten sonra will would gelmez. A şıkkı gider. Peşinden C şıkkı da gider. Değil mi? Would var. E şıkkında da hem zaman uyumu yok hem de ikinci tarafta model yok. Peki ne kaldı? Bursa ile Denizli kaldı. Şimdi Bursa'da tip 3 var. Tip 3 past anlamdaydı. Tip 2 ise D şıkkında tip 2 var. Tip 2 ise present anlamda. Bakın burada in 1945 dediğine göre past anlamda. Past anlamdaysa eğer o zaman if clause tip 3 olacak. Tip 3'te de had verb 3 ve peşinden would have verb 3 kullanabiliriz. O zaman Bursa olacak. Arkadaşlar size süper bir ipucu vereyim mi? Daha yüksek sesle. Vereyim mi? Tamam, veriyorum. Virgülden sonra if grubu gelmez. Yani bak, virgülden sonra if grubu gelmez. B şıkkındaki if gitti. C şıkkındaki only if gitti. D şıkkındaki unless gitti. But for isim isteyen bir bağlaç. Nereden anlıyorum? For preposition'ı var. Burada da ne var? The dog will become confused. Yani cümle var. O zaman ne kaldı geriye? Otherwise. Anlamını bilmeseniz bile yapabiliyorsunuz. Ne demek otherwise? Otherwise, or else, aksi takdirde demek. Dog training must be consistent. Yani köpek eğitimi sürekli olmalı. Aksi takdirde, yoksa köpeğin kafası karışır. 18. soruda arkadaşlar baktım if'ten sonra had verb 3 getirmiş. O zaman biz zaman uyumu yapalım. B şıkkında will var, present. C şıkkında has been var, present. D şıkkında is var, present. Şimdi tabii bu soruya en fazla şık A şıkkı söylenirler. Burada yalnız nav'ın altını çizelim. Bakın nav çok önemli. En sondaki nav. Eğer orada nav olmasa biz bakacağız. Ha, diyeceğiz ki işte 1920'den önce had verb 3 getirmiş. Bu tip 3'tür. İkinci tarafa would have verb 3, could have verb 3 koyalım. A şıkkını da oraya tuzak olarak koymuşlar. Ama biz nav'ı görünce diyeceğiz ki ikinci taraf tip 2 olacak. İkinci taraf tip 2 nasıl oluyor? İkinci tarafa would, could, verb 1 ekliyorsun. O zaman eder ne olur? 19. soruda arkadaşlar ikinci satırın sonlarına doğru if'i gördüm. Çok güzel. If'ten sonra ne gelmez? Duyamadım. Will, would gelmezmiş. Tamam. B'yi eledim. E'yi eledim. Peki iguanas need dediğine göre cümlemiz present mı past mı? Present. O zaman C ve D şıkları da past olduğundan dolayı gider. Ne kalır? Ankara kalır. Evet, 20. soruda arkadaşlar if var. If'ten sonra will would gelmez. Ankara, Ceyhan gitti. Denizli'de bakın arkadaşlar felt ve makes var. Zaman uyumu yok. Edirne'de had verb 3 ve has made var. Zaman uyumu yok. O zaman Bursa. 21. soruda wish clause'da present tense kullanılmaz. Evet, A, C, D, E hepsi present. Ne kaldı? Bursa. Aa, ne kadar kolay. Neymiş? Wish clause'da present tense kullanılmaz. İyi ki kullanılmıyor. 22. soruda arkadaşlar boşluktan önce, birinci boşluktan önce if'i gördüm. Peki bakalım if'ten sonra will would gelmiyor. Edirne gitti. A şıkkında arkadaşlar ikinci tarafta model yok. Was left var. Bu da gitti. Eyvah. Bursa tip 2 olabilir. Ceyhan tip 1 olabilir. Denizli tip 3, tip 2, mix tip olabilir. Hocam okuyacak mıyız? Biliyorsunuz çarşı okumaya karşı. Bakıyorum ikinci tarafın öznesine. Neymiş? It. Ha, it kendi kendine bir şey yapar mı arkadaşlar? Yapamaz. O zaman pasif olmalı. Pasif şık ikinci taraflara bakaraktan could leave mi? Should be left mi? Yoksa would leave mi? Neymiş? Should be left. Değil mi? O zaman 22 Ceyhan olacak. 23. soruda arkadaşlar wish gördüm. Wish clause'da present tense kullanılmaz. A, B gitti. Bakın yukarıda we are now diyor ya da it becomes diyor. Yani bu present anlamda bir wish clause. Bakın iki türlü wish clause var. Eğer present anlamda kullanıyorsanız, bak present anlamda kullanıyorsanız would, could ve verb 2 getirebilirsiniz. Would, could ve verb 2. Eğer past anlamda kullanıyorsanız da sadece head verb 3 getirebiliyorsunuz. O zaman biz A ile B'yi zaten present oldukları için attık. Could have verb 3 wish clause'da kullanılmıyor zaten. C ile D'ye kaldınız. Burada yukarıda we are now, aşağıda it becomes falan olduğuna göre cümle present anlamda yani zaten head verb 3'ü koyduğunuz zaman head verb 3 hiçbir şekilde present'larla yan yana durmuyor. C şıkkı doğru cevap olacak. 24. soruda if var. If'ten sonra will, would gelmez. A şıkkı gitti. D şıkkı da gitti. B şıkkında arkadaşlar bir taraf have bir taraf would. Zaman uyumu yok. C şıkkı da bakın tam böyle if tipine benzemiyor. Bu tier'den sonra şey olacakmış herhalde. Tire koyacakmışız. Ha. Tireyi koyalım. Oradaki i'yi de sileyim. i'yi de silersek. Evet. Şimdi burada will have verb 3 by veya by the time ile kullanılıyor da yine de C ve E şıklarına kaldık. Bakın if the roots of a tree, eğer bir ağacın kökleri tear yani parçalanırsa, yırtılırsa kendi kendine yapar mı? Yapamaz. O zaman o da pasif olacak. Pasif olursa da Edirne olacak. 25. soruda arkadaşlar you shouldn't force dedi. Present anlamda. Altında da unless var. Bakın şimdi will if grubundan sonra işte unless olur, if olur. Bunlardan sonra will, would getirmiyoruz. O zaman bakalım B şıkkında would, want var. Bu gitti. C şıkkında will have verb 3 var. Bu da olmadı. E şıkkında would have verb 3 var. Olmadı. Sonra bakıyorum tensim ne? Yukarıda shouldn't force. Yani present. Present'sa A şıkkı da olmadı. Değil mi? Past perfect. O zaman Denizli doğru cevap olacak. Evet. 26. soruda wish clause var. Bakın yine. Wish clause'da present tense kullanılmaz. Ankara, Ceyhan, Denizli, Edirne gider. Ne kalır? Bursa. Wish clause'da neler kullanabiliyoruz arkadaşlar? Bak tekrar ediyorum. Wish clause'da present anlamdaysa verb 2, could ve would kullanıyoruz. Would'u yalnız özneler aynı olduğu zaman yani I wish, I would diyemiyorum. Ne diyeceğim? Ya verb 2 kullanacağım ya da could kullanacağım. Eğer past anlamda ve pişmanlık anlamındaysa da had verb 3 kullanacağım. Burada bakıyoruz. Present 4 şık var. Onları attım. B şıkkı doğru cevap kaldı. 27. soruda if'ten sonra will, would gelmez. İyi ki gelmez. D şıkkı gider. E şıkkı had, had, maybe. Zaman uyumu yok. C şıkkı might have, present, would have, verb 3 past. B şıkkı has ve would olmadı değil mi? Has present, would be past. A şıkkı doğru cevap olacak o zaman. 28. soruda ikinci satırın ortasında if var. If'ten sonra ne gelmiyor? Will, would. Ankara, Bursa, Edirne şıklarını eledim. If'ten sonra will, would gelmez kuralından. Evet. Peki C mi D mi? Hong Kong'dan sonra ne var? R. Present mı past mı? Present. O zaman D şıkkı olmaz. C şıkkı doğru seçenek. 29. soruda yine if var. A şıkkında arkadaşlar hem zaman uyumu yok değil mi? Happened ve has been. Hem de ikinci tarafta has been olan yerde model yok. B şıkkında if'ten sonra will would gelmez. C şıkkında has happened ve could have verb 3 zaman uyumu yok. E şıkkında if'ten sonra will would gelmiyordu. O zaman size ne kaldı? D şıkkı kaldı. Artık tip kaçsa kaç. Evet. 30. soruda arkadaşlar Berliner's wish. Wish clause'da present tense kullanılmaz. O zaman Ankara, Ceyhan ve Denizli şıkları gidiyor. Peki ne var? Bursa ile Edirne var. Had put dersem pişmanlık, could put dersem istek veya beceri isteği. Mesela I wish I could play the violin. Keşke keman çalabilsem. According to a recent survey, son bir ankete göre birçok Berlinli Berlin duvarını tekrar konulmasını istiyor ama bu kez eskisinden daha yüksek olmasını istiyor. Şimdi burada istek var. İstek varsa ne olacak? Kult olacak. Pişmanlık yok. Evet bakın wish clause ile ilgili çıkabilecek size bütün şeyleri barındıran soru. Mesela wish clause'da present tense kullanılmıyor. Bu sefer de kullanmamışlar. Çok güzel. Peki özneler aynı olduğu zaman ne yapamıyoruz? Would getiremiyoruz değil mi? I wish I dedi. O zaman Denizli ile Edirne şıklarını attım. Peki burada bakın broad. Boşluğun tam altında broad var. Brought dediğine göre past. Bakın before I brought. Pastsa past anlamdaki wish clause hangisi? Had verb 3 yani Ceyhan. Orası I bring deseydi A ve B seçenekleri olabilirdi. 32. soruda if var ortada. Evet if'ten sonra will would getirmiyorum. Çok güzel. Ankara would have verb. Would have. Denizli will have. Edirne would have. 3 tane şık gitti. C şıkkının bir tarafı would have verb 3, öbür tarafı has had. Zaman uyumu yok. O zaman Bursa. Üçüncü soruda wish var. Wish'leri çok sevdiniz sanırım. Wish clause'da present tense kullanılmaz. A şıkkı present gider. E şıkkı present gider. Özneler aynı olduğu için bakın you wish you. Özneler aynı olduğu için would kullanamıyorum. Peki şimdi B ile C kaldı. Okuyacak mıyım? Hayır. Hemen you looked. Looked'dan dolayı bu cümle hangi tense'te? Past tense'te. Past anlamdaki wish clause hangisi? Had verb 3. Present anlamdaki mesela didn't present anlamda. Wish clause'da. Wouldn't da present anlamda. Could da present anlamda. Past anlamdaki tek ne? Had verb 3. 34. soru bağlaç sorusu. Bakın arkadaşlar burada in case'li cümle başına çok nadir geliyor. Yani çok nadir rastlarsınız. Siz getirmeyin. E şıkkını eleyelim. Otherwise aksi takdirde bu da cümlenin başına gelemez. But for olmasa demek isim istiyor. Burada women have enough of folic acid diyor. Yani cümle var. But for da olmaz. Şimdi if ile unless kaldı. Unless ikinci tarafını mutlaka anlam veya gramer olarak negatif istiyor. Bakalım ikinci tarafta this vitamin can prevent. Bu vitamin önleyebilir. Neyi? Bebeğin beynindeki doğuştan gelen defektleri. İyi mi kötü mü? İyi. Unless'ın ikinci tarafı anlam ya da gramer olarak negatif olacaktı. Ama burada pozitif bir durum var. O zaman if olacak. 35. soruyu emek etmişler. Soru diye koymuşlar arkadaşlar buraya. Ne dedim? Wish clause'da present tense kullanılmaz. Ankara, Bursa, Ceyhan, Edirne gitti. Geriye ne kaldı? Could kaldı. Ne yapıyoruz? Wish clause'da 4 tane şey kullanabiliyoruz. Bak Wish'ten sonra eğer verb 2 would, could getirirsen bunlar present anlamda. Eğer past anlamdaysa da kullanmak istiyorsanız da had verb 3 getiriyorsunuz. Had verb 3 de pişmanlık. Evet, gelelim diğer soruya. 36. soruda if'ten sonra will would gelemiyordu. C ve D seçenekleri gitti. Boşluktan sonraya bakıyorum. Orada it would have, it olacak orası, düzeltiyorum hemen. Bakın would verb 1 gelmiş. Would verb 1 geldiğine göre biz A şıkkında eleriz. Niye zaman uyumu yok? B ve E'ye kaldık. Şimdi would verb 1 ise yani bu if clause tip 2. İkinci tarafta would verb 1 varsa ilk tarafta ne olacak? Verb 2 olacak. O zaman Edirne olacak. 37. soruda arkadaşlar birinci satırın ortasında if var. A şıkkında zaman uyumu yok. Değil mi? Should ve must have verb 3. B şıkkında bir taraf tip 2, bir taraf tip 3. Bu da olmadı. C şıkkında zaman uyumu yok. Had verb 3 ve might be. E şıkkında da zaman uyumu yok. Bu tip 2 oldu. İlk taraf could verb 1 ya da pasif olmuş. İkinci tarafta would var. Evet, 38. soruda if, bakın cümle başında if'ten sonra bir would getirmiyorum. Ankara, Ceyhan, Denizli şıkları bu kuraldan gitti. Peki iki şık kaldı. İkinci satırda ne var? You don't. Don't'tan dolayı bu cümle hangi tense'de arkadaşlar? Present. Eğer present tense'de ise Edirne'yi de atıyorum, değil mi? Edirne had verb 3. İki cihan bir araya gelir ama had verb 3 ile present'lar asla bir araya gelmez. Ne olursa olsun. Evet, 39. soruda ise if var. Bakıyorum B şıkkı mesela zaman uyumu yok. D şıkkında zaman uyumu yok. E şıkkında if'ten sonra will would gelmiş. A şıkkının tipi tutmamış, değil mi? Yani ya happened'dan sonra could verb 1 getirin ya da could have verb 3 dursun, ilk tarafa had verb 3 koyun ki tip 2 olsun. O zaman 39 ne olacak? C tip 3, ilk taraf had verb 3, ikinci taraf could have verb 3, would have verb 3 falan. Evet arkadaşlar, 40. soruda ise travel to countries where malaria is widespread is considered. Special care will be necessary to avoid mosquito bites. Evet. Burada bir kere cümlemiz present. Present olduğu için D şıkkını atıyorum. Only if'i cümle başına getirsem arkadaşlar, bu sefer special care yazan, special care'den sonra will var ya, devrik yapardı. Will special care olurdu. Şimdi if kaldı, should kaldı. Should da tip 1 biliyorsunuz devriyi. Bir de even if var. Travel to countries where malaria is widespread is considered. Yani sıtmanın yaygın olduğu ülkelere seyahat edilirse eğer özel special care will be necessary to avoid mosquito bites, yani sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için özel bakım gerekir. Eğer seyahat edilirse anlamında, o yüzden burada A olacak. Arkadaşlar ben bu konu anlatımlarını bir ticari bir beklentim olarak yapmıyorum. Online ders alma imkanı olmayanlar ya da işte kurslara gitmeye imkanı olmayan arkadaşlar için böyle çekim yapıyorum. Aslında bunları daha çok dershanemde takviye amaçlı öğrencilere, konuyu kaçıran öğrenciler kendileri izleyebilsinler diye yapıyorum. O yüzden dediğim gibi maddi bir beklentim olduğu için yapmıyorum. Sadece birkaç tane kitabımın reklamını koydum ama onlar da çok önemli değil. Benim isteğim sizlerden abone sayımızı artırmamız gerekiyor. Şu anda işte 546 tane abonem var. Arkadaşlarınızı abone ederseniz çok sevineceğim ve 1000 aboneyi geçtikten sonra bütün gramer konularının tamamını burada ücretsiz olarak bulabileceksiniz. Aynı zamanda diğer soru gruplarını da detaylı bir şekilde koyacağım. Denemeler koyacağım. LYS 5, YÖKDİL ve YDS öğrencilerin tamamı bizden faydalanabilirler. Eğer dilimiz sürçtüyse affola, elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize başarılar, mutluluklar diliyorum.